Fenerbahçe Emre oyun zekası yüksek. Nerede duracağını, top kapacağını biliyor. Alacağını, dağıtacağını. Rakibe yakın oynayacağı pozisyonu biliyor. Tolga Ciğerci fena değil. Yani Tolga Ciğerci'nin 120 ile giden bir arabası var. Dün 90-100 ila yani kendi performansına orantılarsak fena bir performans sergilemedi. Max Kruse de eforlu oynayınca Fenerbahçe ilk 20 dakikada golü atana kadar sağlı sollu yağdı. Şimdi Fenerbahçe'nin bence ana avantajlarından biri de şu. Sezon başında da böyle düşünüyordum. Fenerbahçe'nin birçok oyun kurucusu var ve birçok oyun kurucusu farklı mevkilerde. Şimdi Jailson'un oynaması da ideal stoper değil ama top kullanımı açısından bir oyun kurucu yapıyor Jailson'u. Emre Belezoğ zaten asli oyun kurucusu ve çok oyunun yönünü değiştirmede bir numara. İki, Max Kruse'nin oyun görüşü tekniği yani o topu kısa yoldan ona ulaştırdığın zamanda da bir 30-40 metre geçmek istiyorsan Kruse ile buluşturduğunda da orada oyun kuruyor. Bir de Vedat Muriç var. Yani beni mahcup etti. Ben Vedat Muriç'in iki takım bu kadar birbirine sokacak bir forvet oyuncusu yani bu kadar ısrarlı istenecek bir forvet oyuncusu olmadığını düşünüyordum. Burada da söyledim ne ama şöyle söyleyeyim ben. Belki 20 atmaz. Belki 20 atmaz ama o pozisyonu oynamayı ya bir tane kaptırdı herhalde. Düşmüyor. Evet. Topu bırakmıyor. Evet. Ve her hava topunda indiriyor. İndiriyor. Ve hemen hemen her aldığını da arkadaşlarına sırtı dönükse yani kendi vuruş pozisyonu yoksa arkadaşlarına buna iade ediyor. Pierre Van Hooydonk bir gün dost sohbetinde Viyana'da gerçekten de Semih'le ilgili falan konuşuyorduk. Dedi ki Semih'le ilgili en beğendiğim şey dedi Pierre Van Hooydonk hiçbir zaman aptalca hareket yapmıyor dedi saha içerisinde. Alex Semih'le oynamayı tercih ederdi ya. Ya Vedat Muriç de yapmıyor. Yani Vedat Muriç de yapmıyor. Evet yok öyle vallahi. Ya belki 20 atmaz bir şey demiyorum ama böyle devam ederse Max Kruse atar 10 küsür. Rodriguez'e sırtı dönük servis yapar. Öbür taraftan Moses dönerse Moses'a yapar. Fenerbahçe bu temposunu olgunlaştırabilirse Vedat da atar gibi tercih. Atar ya. Dün mesela Vedat kaç tane pozisyona girdi? 15. saniyede girdi. Girdi. Kafayla girdiği var. Uğurcan Çakır var. Evet. 3. O da 3 tane pozisyona girdi dün yani. Ben çünkü hepsini tek tek not aldım ya. 11 net pozisyonu var Fenerbahçe'nin golle birlikte. Trabzonspor'da 5 net pozisyon. Uzaktan şutları falan saymıyorum. 11 pozisyona girdi Fenerbahçe. Bir ya ah bu da kaçırdı. Yani bir tane Rodriguez'in direkten döneni çok net. Var. Rodriguez'in kaleciyi geçip boş atamadığı çok net. Kruse'nin çekip çok güzel çekip vurduğu net pozisyon. Uğurcan'ın çıkarttığı bir ayağıyla bir kafası kafa şutunu. Tolga Ciğerci'nin yaydan yaya gelip tam öne açıktı. Evet. Rodriguez boştu ona vermediği pozisyon var. Var yani. 15 tane pozisyon izledik yani bir Süper Lig maçında 15 ya Fenerbahçe şunu gösterdi 3. hafta itibariyle çünkü hani Gazişehir, Gaziantep onlar da bir sonraki hafta kazanıp geçen CD'de Sivas'la berabere kaldılar ligin iyi takımları. Çok da kötü olmadığını gördük Gazişehir, Gaziantep'in de. Hadi o iç saha ilk hafta heyecanıyla bol gollü bir galibiyet demiştik. 2. hafta Başakşehir eskisi gibi değil işte yalpalıyor demiştik ama bu sefer Trabzonspor gibi sezon başından beri benim de çok beğendiğim ve belirli bir seviyenin üzerinde futbol oynayan şampiyonluk adaylarından en önemli iki adayından biri dediğim Trabzonspor'a karşı ciddi bir oyun üstünlüğü, pozisyon üstünlüğü kurdu. Ha, pozisyon verdi mi? Verdi. Gol yedi mi? Yedi.